Merhaba, Literat kanalına hoş geldiniz. İsmim Erkan Erecek. 1990 yılında okuldan mezun olduğumdan beri denizle ilgili çalışmaktayım. Bunun 17 yılı denizde, aşağı yukarı 17 yılı da karada denizle ilgili bir işle devam etmekteyim. Dünya denizciliğinde kuru yük gemilerinde 8 yıl zabitlik, kalanında kaptanlık olarak geçti. Genelde yine kuru yük gemilerine kaptanlık yaptım. En son birer yıl tanker ve romorkör tecrübem var. Bu şekilde bir dalgaya karşı bordadan dediğimiz tam yan taraftan almayız hiçbir zaman için. Dalga yüksek, yani böyle bir dalga tek başına gelmez. Bunun devamlı olarak artarak gelmesi gerekir. Tek başına geldiğinde tsunami dalgasını andırıyor teknik olarak. Ona da normalde başomuzluk dediğimiz, yani geminin baş ve yan ise ortası anlamında başomuzluk dediğimiz derecede karşılanması daha dengeli olurdu diye düşünüyorum. Dolayısıyla kaptan olarak onu ayarlanması gerekirdi. O biraz fazla olmuş. Düz bir şekilde girmen geminin kırılmasını sağlayabilir. Dolayısıyla hani onu dalgayı yumuşatmak adına biz geminin direncini de ona karşı yumuşatmak adına başomuzluk yolu alırız deriz. Ben böyle bir dalga gördüm mü? Görmedim. Buna yakın ama bir de tek başına değil. Yani dalgalar çünkü tek başına olmaz. Bir hareketin devamında, bir hava hareketinin devamında oluştuğunu düşünürsek tek başına olmaz. Dalga gemi boyu kadar. Onu hesaplarsak evet devirebilir. Ya yani gerekli manevralarla kurtulabilirdi tabii. Yani yolcu gemileri daha dengeli gemilerdir. Az sallanan gemilerdir ama yani buradaki biraz da herhalde senaryoya bağlamışlar orayı diyelim. Ama şey böyle bir dalga bu gemiyi devirebilir mi? İhtimal dahilinde mi? Evet. Ama biraz tek başına gelmesi enteresan. Ve Titanic. Sancak tarafına dön. Tamam. Bu arada sancak tarafına döndü, iskeleye mi dönüyor? Sanki iskeleye dönüyor. Yani bizim öğretilerimize göre kesinlikle ters yapıyor, onu söyleyeyim. O zamanki dümen sistemi öyle miydi, onu bilmiyorum. O konuda bir tecrübem yok. Geminin pervanesini durdurmak en büyük hata. Durduysa bir daha niye kaldırıyorsunuz? Tornistan verecekler. Şeyden sonra Tornistan vurduktan sonra dönme nasıl bir dönme beklemişler onu da bilmiyorum tabii ama şöyle söyleyeyim. Normalde biz ticaret gemilerinde bu tip yani karşımıza gelen bir cisimle ya da bir tekneyle karşılaştığımızda stop etmek yerine dümen manevrası yapmaya başlarız. Ve bu kadar yakına hiçbir zaman bir cisim sokmayız. Bu bir gemi ya da bir kara ya bir ada ya da bir buzdağı. Hiçbir zaman sokmayız. Yani belli mesafeden önlem almak zorunda olduğumuz için o önlemi alırız. Oraya gelene kadar çoktan dönmüş olması gerekiyordu geminin. Evet burada fark edilmediğini düşünüyorum. O günkü teknolojiye göre. Ama yine de tornistan vurmanın gemiyi döndürmez. Yani niye dönmüyor? Gemi tornistan olduğu için dönmüyor. Yani geri yol vermiş ya o yüzden dönmüyor. Aslında tam yol devam edip dümen manevrasını beklemesi gerekirdi. Şöyle bir şey var. O zamanın kaptanları çok çok daha tecrübeli insanlardı. Her şeyi kafalarında bilen, kafalarında bitiren. Çünkü iletişim yok. Hani bunu sorayım da bakayım ya da kitabı açayım da bakayım olan bir şey değil. Herkesin kendi notları vardır. Ve kafalarında her şeyi bilirler. Biz onlar kadar donanımlı mıyız bilmiyorum. Ama hani kaptan gerçi yemekteydi değil mi film sahnesine göre? Ama yine de ikinci kaptanı vardır, üçüncü kaptanı vardır. Onlar da belli tecrübelerle oraya gelen insanlar. Hata demeyelim de işte senaryoya bağlamak gene. Yani bunun başka açıklaması yok. Seyirde siz stop ederek değil giderek manevra yapmanız. Pervanenin devrini düşürmek dümen kabiliyetini olumsuz yönde etkiler. Yani geminin dönüşünü
olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla pervanenin kuvvetini artırmak adına yol verebilirsiniz. Eğer mümkünü varsa tam yolda giden bir geminin her zaman bir emniyet payı vardır. İhtiyaç halinde düşük olasılık ama kullanılabilir. Onun haricinde stop edip ya da deviri düşürüp hızlı dönmeniz beklenmez. Olasılık dahilinde değil. Baş tarafı suya girdikten sonra kıçı bu kadar kalkar mı diye belki bir yorum yapabiliriz ama kalktıktan sonra kırılması normal. Yani büyük gemilerin kırılma olasılıkları küçüklere göre daha çoktur. En son geçtiğimiz yıl Karadeniz'de yaşanan kırılmalar var. Onlar da mesela deniz ekolojisi açısından uzun gemiler ve daha düşük draftlı gemi dediğimiz sığ gemiler diyeyim, anlatmaya çalışayım. Denizden olmayan insanlar için düşük draftlı gemiler olduğu için iki dalga boyunun tepesinde kaldığınız zaman ortadan kırılmanız gayet normal. Geçen yıl Ereğli'de, ondan önceki yıl Bartın'da kırılan gemiler hep yaşlı. İstatistiksel olarak söylüyorum bunu da. Yaşlı. Yaşlı olunca metal yorgunluğu var biliyorsunuz. Metal çalışa çalışa yorulur. Bu mukavemeti sağlamayınca da kırılıp ikiye bölünüyorlar. Eğer kırılma noktası tam kapalı yere, yani su sızdırmaz perdenin aralığına geliyorsa, oradan sonrası görmemişse, hani dengesi nasıl olur bilmiyorum ama dengeyi sağlayabilirse yüzebilir. Yani bu kadar girmesi mümkün değil. Öncesinde bir iskele vardı orada yanlış görmediysem. Önce iskeleyi yıkıyor. İskeleden sonuna kadar hadi geldiğini varsayarsak karaya bu kadar çıkması mümkün değil. Bu zaten bilmek için alim olmaya gerek yok. Yani gemi oturma sahneleri var. Hurdaya giden gemilerin oturma sahneleri var. Tam yol makinayla mümkün olduğu kadar amaç orada bu kadar. Yani çıkartabildiğiniz kadar karaya çıkartmak. Orada bile böyle bir şey mümkün değil. Bu biraz araba gibi olmuş. Tekne de ağır tekne. Yani hafif bir tekne olsa hadi gene süper yatlar falan var. Hani daha hafif tekneler. Onlardan olsa belki ama bu yok, mümkün değil. Bu biraz abartı olmuş. Kendileri koşarak bir yeme yaratmaya çalışıyorlar. Evet, zor bir işlem aslında ama... Sonrasında topları, bağlarını çözdükleri zaman toplar sancak iskeleye gitmeye başlarsa olasılık dahilinde. Çok abartı değil. Ama insanla koşarak bunu beceremezsiniz. O net. O kadar insan buradan bu tarafa geçti, buradan bu tarafa geçti. Şehir Hatları Vapuru'nda bile bindiğiniz zaman, Şehir Hatları Vapuru'nu küçümsemek adına söylemiyorum tabii. Ama ufak tekne adına söylüyorum. Onda bile bu kadar sallanmayı insan unsuru veremez. Ağırlık kütle anlamında bir taraftan bir tarafa hareketimiz o kadar şey veremez. Dolayısıyla biraz abartı olmuş ama evet, olasılık dahilinde. Şimdi burada insanların bir taraftan bir tarafa hareketi söz konusuydu. O gemilerdeki teknolojiye göre bilmiyorum ama bizim ticaret gemilerimizde şu anda gemi boşken dengesi sağlansın diye balast tankları dediğimiz tanklar vardır. Gemi ambarlarının alt kısmında. Oraya deniz suyu alırız biz. Yüklerken bunları boşaltırız. Boşken tekrar yükleriz. Gemi dengesi daha sağlıklı olsun, daha sağlıklı hareket edebilelim diye. Köprü üstüne çıkacak galiba bu arkadaş. Evet, merdivene doğru ilerliyor. Oradan
Biz bu havalarda bir kere fırtınalı hava hiçbir şekilde güverteye çıkmamayı tercih ederiz. Çok şey olmadığı zaman, gerçekten güverteye çıkmamızı gerektiren bir şey olmadığı zaman kesinlikle, hele gece zaten çıkmayız. Güverteye çıkmak elzem, şart olması gerekir o zaman ancak. Buradaki tabii senaryoya çok hakim değilim ama seyrettiğimiz kadarıyla, dediğim gibi köprü üstüne çıkacaksanız içeriden çıkabilirsiniz. Niye dışarıdan çıkmış? O biraz senaryo takviyesi olmuş. Emniyet açısından çıkılmaz. Önce insan emniyeti. Yani her şeyden öncelik bu, emniyet, emniyet, emniyet. Daha önce de söyledim, yani başka bir kurtarımız yok. Önce biz sağlıklı olacağız, sonra gemimiz sağlıklı olacak, yüzer durumda olacak gemimiz. Sağlıktan kastım bu. Her ne olursa olsun yüzer durumda tutacağız gemiyi. Ondan sonra biz diğer elemanları düşüneceğiz. Yani bu dalga mesela fazla olmuş burada. Bu kadar su gelmez. Yani köprü üstüne bir serpinti gelecektir. Ama böyle yerde 20 santim su yapacak kadar bir şey olmaz. Dalga gelmez köprü üstüne. Onu söyleyeyim. Biz bu tip durumlarda mümkün olduğu kadar, eğer oraya gitmemiz gerekiyorsa, şartsa oraya gitmemiz, mutlaka bir emniyet kemeri istediğimiz şeyi kendimizi bağlayarak gitmeye çalışırız. Emniyet kemerini donatırız. Onu da sabit elemanlara bağlaya bağlaya, aktara aktara gideriz ki, çünkü orada denize düşme olasılığı çok yüksek. Hava, bu hesabı yaptığınız zaman herkes onu görebilir yani. Dolayısıyla emniyeti biraz pas geçmiş arkadaşlar. Yani şu havada Filika'ya inseniz ne olur? Yani şu havada hiçbir şey olmaz. O Filika bundan daha hafif bir tekne ve dalgalar daha yüksek. Devrilme olasılığınız veya ölme olasılığınız daha yüksek. O sadece bir araç. Hani acaba kurtarma operasyonuna kadar hayatta kalabilir miyiz? Amacımız Filikalarda bu. Başka bir şey değil. Şimdi battığı... Yani bu o şekilde giden bir teknenin suyun içinde mümkün değil yani. Çok zor bir olasılık. Şimdi burada da mesela Titanic'in batış sahnesinde de her ne kadar bazı yolcular uzakta olsa da ana iki karakter geminin üzerinde, gemiyle beraber batıyor. Şimdi teknik olarak 300 metreye yakın bir gemi Titanic. 300 metre bir geminin battığı yerdeki oluşturacağı girdap ciddi bir değerdir. Dolayısıyla tabii bu batış şekli vesaire şuna buna göre değişkenlik gösterse de emniyetli mesafeyi biz 200-300 metre olarak düşünürüz. Bunu da minimum 60-80 metre arasında bir şey olması gerekiyor ki insandan o girdaba kapılmayacağını varsayalım. Burada sıfır noktasında olan bir insanın tekneyle beraber, yapıyla beraber batarken üzerine çullanacak olan suyun oluşturduğu girdapta durabilmesi, yaşayabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Bu biraz hep söylediğimiz senaryo yardımcısı abartılar olarak değerlendirilebilir. Bizim öğretilerimizde ilk Filika, batan gemide Filika ya da başka bir cisimle deniz üzerine durduğun zaman ya da yeleğinle tek başına durduğun zaman mümkün olduğu kadar rüzgara doğru yüzmen gerekir. Rüzgara doğru yüzersen arkandaki cisim de senden uzaklaşacaktır otomatik olarak. O yüzden rüzgar tarafına doğru yüzerek uzaklaşma. Mümkün olduğu kadar uzaklaşma. Bu sahnede gemi zaten çarpmaya geliyor diyebiliyordum. Binidemir'deki bir gemi. O gemi üstüne bu şekilde gelen bir gemiye karşı hazırlık yapamaz. O savunmasız. Onu söyleyeyim bir kere. Demirde olduğunu varsayarak konuşuyorum. Çünkü hareketsiz duruyordu orada. Diğer gemi için ne yapılabilir? Personel ne yapabilir diye düşünürsek. Bence makineyi bir şekilde stop edebilirlerdi. Yakıtlarını kesip makineyi yine stop edebilirlerdi. Yani bu imkanlar var. Quick closing dediğimiz bizim. Ben bu arada bazı şeyleri anlatırken denizci dilini kullanıyorum. Bazı şeyleri anlatırken de onu açıklama yapmaya çalışıyorum. Her şeyi denizci dili anlatmamaya çalışıyorum. Denizci arkadaşlar bu konuda beni belki eleştirecekler ama çünkü genele hitap ettiğimi düşünerek böyle yaptım. Quick closing dediğimiz çabuk kapatma valfleriyle ana makinalara, yani gemi makinalarına giden yakıtı kesme durumları var. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bunu yapabilirlerdi. Makineler durduğu zaman
zaman zaten gemi en azından yaklayan hareket ivmesini yavaş yavaş da olsa kaybedecektir. Bunu da senaryodaki gibi hani beyin de olsa, uzaktan bağlantı da olsa gemide manuel olarak çok rahat yapılabilir. Bu başka bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Çünkü diğer sistemler genellikle elektrik ve elektronik tabanlı olduğu için muhtemelen sistem buna müsaade etmeyecektir. Ama onun da emergency kullanımını düşündüğünüz zaman dümen yapısının hani sistemi devreden çıkararak, kırarak, tahrip ederek artık ne derseniz deyin manuel olarak kullanabilirlerdi diye düşünüyorum. Yaşadığım kaza anlarından bir tanesini, bir anımı anlatabilirim. Alexandria işlemin yerinde tahliye için beklemekteyken bir sabah vardiyalı olarak, doğal olarak gemide vardiya sistemi devam ediyor. Biz de diğer zabit arkadaşlarla günlük vardiyaları devretmişiz. Bir gün kendileri, bir gün biz. O gece vardiyayı devretmişim, sabah vardiyası da diğer arkadaşlar. Ama yanlışlıkla bana aresta, yani kapım çalıyor, kalkmam için ikaz ediliyorum. Uyandırma servisi gibi düşünün. Aresta çekiliyor. İşte efendim kaptan kahvaltı diye. Saate bakıyorum 7.30. Benim kalkma şeyim değil, nöbetim yok çünkü. O gün için izinliyim. Ben diyorum diğer arkadaşı kaldırın. Sonra yatakta uyuyamadığım için kalkıyorum bir 20 dakika, 25 dakika sonra. Kahvaltımı yapıp ofise, gemi ofisine çıkıyorum. Bilgisayarda çalışmaya başladığımda bir gürültü kopuyor. Böyle ayağımızın altından yeri çekiyorlarmış gibi bir sesle beraber. Elimde kitapları bıraktığım gibi direkt köprü üstüne çıkıyorum. Ne oldu diye. Acaba dedim güvertede bir şey mi oldu? Vinç mi düştü? Çünkü hiç aklınıza gelmiyor orada bir geminin size çarpabileceği. Daha sonra köprü üstüne süvari bey geliyor. Beraber zaten önlü arkalı çıkıyoruz. Güvertede bir şey olmadığını görünce kendisi iskeleye. Ben sancağa gittiğim zaman kırlangıçta geminin kıç omuzluğundan bir geminin tornistan vurup geri geri çıktığını görüyoruz. Vurduğu yer tam olarak benim kameram. Tam vurduğu yerde yatağım var. Yanlış alestadan en iyi ihtimalle iki bacağımın kırılmasıyla kurtulabileceğim bir olaydan tamamen kurtulmuş oldum. Böyle de bir kaza anım vardır. Bu geminin yolunu niye kesmemişler? Önce yatın yolunu kesmeleri gerekiyordu. Yani o dalgaya o süratte girmemeleri gerekiyordu. O kesilemiyor muydu acaba? Onu bilmiyoruz. Onu bilmeden yorumluyoruz. O dalgaya yine tam kafadan değil biraz daha böyle omuzluk yolu girilseydi daha dengeli olabilirdi. Biz normalde stop eder o dalganın bizi geçmesini bekleriz. Çünkü çarpma da önemli. Çarpmayı da yumuşatmamız lazım. Gemi birbirine birleştirilmiş malzemelerden, saçlardan üretilmiş bir yapı. Bunun bir esneme şeyi var. O esnekliğini sağlamak adına, çarpmayı yumuşatmak adına yolu kesmemiz gerekirdi. Yani bir dirence, daha büyük bir dirençle gitmezsin. Daha yumuşatarak gidersin ki onu yarmak istiyorsan öyle yarabilirsin. Gemilerde fırtınaya hazırlık diye bir şey var. Öncelikle gemiyi hani fırtına ihbarını aldığımızda biz bunu hazırlarız. Nasıl hazırlarız? İşte o malzemelerin hepsi bağlanır. Bir rota hesabı yaparız. Mümkün olduğu kadar bu tarz havaların olduğu noktalardan geçmemeye çalışırız. Kaçmaya çalışırız. Sınırlı alanda farklı bir manevralarımız vardır. Daha geniş alanda farklı manevralarımız vardır. Yol keseriz, o fırtınanın geçmesini bekleriz, ondan sonra devam ederiz. Bir kere fırtınaya girmeden önce yapılacak şeyler bunlar. Ha, bunların hiçbiri mümkün olmadı ve girmek zorunda kaldınız. O zaman yapmanız gereken ona uyum sağlamak. Yani bu yol keserek de olabilir. Evet, daha fazla kalmanızı sağlayabilir ama sonuçta hiçbir can kurtarma elemanı geminizden daha sağlıklı değildir. Daha sağlam değildir. Dolayısıyla öncelikle gemiyi kurtaracaksınız. Gemiyi ayakta tutacaksınız. Mümkün olmadığı zaman diğer elemanları düşüneceksiniz. Bu havada, o fırtınada helikopter size gelebilir mi, gelemez mi, nereden gelir, nasıl gelir? O çok değişken bir süreç. Bu Amerika'da geçen bir olay sanırım. Amerika'da geçtiği için hızlı hareket edilir. Ama Güney Amerika'da olsaydı bu kadar hızlı olmayacaktı. Gemilerde arama kurtarma merkezleri var şu anda. Bununla ilgili cihazlar var. O cihazlar devreye girdiği zaman arama kurtarma merkezlerine otomatik olarak mesaj gider. Onlar direkt olarak operasyon yapılabilecek bölgeyle iletişim kurar. Türk bayraklı gemi ise Ankara Arama Kurtarma Merkezi hemen devreye girer. Geminin bulunduğu pozisyona göre ilgili arama kurtarma merkezine gönderir. O şekilde bir haberleşme sistemi söz konusu. Değerli arkadaşlar, denizde olan kaza sahneleri, batma sahnelerini yorumlamaya çalıştık. Beni dinlediğiniz, bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler.